Cem TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ortak paydada yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşam depremde yıkılan yapıları sebeplerini konuşacağız. Ülkemiz Alp Himalaya deprem kuşağı üzerine kurulu deprem ülkesi. Artık bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Bununla birlikte konu her açıdan önemli olduğu gibi mimari açıdan da önemli. Çünkü yeni yapılacak yerleşkelerde mimari ve mühendis yardımına ihtiyaçları var. Mimarlar ve mühendisler depremde dayanıklı yapılar, yani depremle birlikte yapısal hasarı en aza indirecek yapılar yapmakla mükellef olan kişiler. Ama ülkemizde müteahhitlerin insafına bırakılmış binalar, kaçak mimar mühendis desteğinden yoksun olan ve imar barışıyla da resmi statü kazanan, hukuki statü kazanan kaçak yapılar ülkemizin gerçeği. Hal böyleyken vatandaş olarak göz göre göre ölüme gitmek yerine neler yapılabileceğini sorgulamanın vaktidir. İşte bu akşam yapıların dilinden anlayan uzmanlar konuğum olacak. Stüdyo konuğum mimar Murat Yılmaz ve Skype hattımızda inşaat mühendisi Emirhan Aydın olacak. Stüdyo konuğuma dönmek istiyorum. Mimar Murat Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Olabildiğimiz kadar iyi demek adetten olmuş. Siz deprem bölgesine gittiniz. Orada meydana gelen afeti yerinde gördünüz. O dehşeti yerinde gördünüz. Evet. Kısaca bize izlenimlerinizi anlatır mısınız? Evet, tabii işin teknik boyutunu konuşmak istiyorum aslında. Bugün bu yüzden buradayım ama deprem bölgesinde her şeyden önce bir insan olarak, yani insani gözlemlerimi müsaadenizle anlatmak istiyorum kısa bir şekilde. Ben o bölgede hayal kırıklığını gördüm. Ben o bölgede acıyı gördüm. İnsanların çığlıklarını gördüm. O bölgede AFAD nerede diye bağıran insanları gördüm. Maalesef bunlar bizim eksiklerimiz. Ben o bölgede koordinasyonsuzluğu gördüm. Yani çok acı bir durum ama o bölgede gülen vatandaşa alaylı bir şekilde vatandaşla dalga geçen valiyi gördük biz o bölgede maalesef. Dolayısıyla bunlar çok konuşulacak şeyler. Siz kaçıncı gününde gittiniz oraya? Ben üçüncü günde gittim. Siz gittiğinizde yardımlar başlamış mıydı? Değil, başlamamıştı. Henüz başlamamıştı. Çok, yani nadir bazı yerlerde sadece başlamıştı ama insanlar, ki zaten üçüncü günde, dördüncü günden sonra zaten AFAD birçok yere geldi ve yardım etti. Dolayısıyla insanlarımız orada üç gün, belki birçok yerde dört gün, ki bazı köylere zaten beşinci ve altıncı günde ulaştırdılar. İnsanlarımız enkaz altında kaldı. İşte evet, biz bugün burada teknik konuları konuşacağız, ne yapabiliriz bunları konuşacağız ama bu acıyı unutmamamız gerekiyor. Bu acıları bir daha yaşamamak için, bu acıları dillendirmemiz lazım ki bir daha yaşamayalım. Dolayısıyla maalesef biz bunu yaşadık. İnanıyorum ki biz halk olarak, toplum olarak bunların üstesinden geleceğiz. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere Rabbim rahmet etsin. Geride kalanlara Allah acil şifalar versin, sabırlar versin. Tabii teknik olarak da ben şu eksikliği gördüm. Bakın, kentsel dönüşüm o bölgelerde yapılmamış. O bölgelerde çok ciddi bir çarpık yapılaşma var. O bölgelerde çok ciddi bir kaçak yapılaşma var. Yani ilgili idareler maalesef buna göz yummuşlar. Belirli rantları elde etmek için birçok belediye, birçok kurum bunlara göz yummuş. Ve çok acıdır. Belki ileriki saatlerde konuşacağız zaten bunu. İnsanlar şundan bahsediyor aslında. Kolonlarımızı kestiler diyor insanlar. Evet. Çok acı. Yani bundan dolayı mesela davalık olan insanlar var. Ama sonuçlanmamış. Mahkeme sonuçlanmamış. İçeri atılan insanlar yok. Yani yakalanan insanlar, gözaltı yapılan insanlar yok. Dolayısıyla bunları elbette ileriki saatlerde tabii ki konuşacağız. Özellikle göz yumulmasını ve insanlarımızın bu şekilde ölüme gönderilmesini hem hukuki açıdan, hem yapısal açıdan, hem de insani açıdan konuşacağız. Evet. Bununla beraber sevgili izleyenler, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkımdan sonra yeryüzü beşik gibi sallanmaya devam ediyor ve son meydana gelen depremleri değerlendirmek üzere deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü programın ilk bölümünde bizlerle birlikte olacak. Sayın Sütçü, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sesimi alıyor musunuz? Sayın Sütçü,
Kesin alabiliyor musunuz? Bizler depremde ne yapabileceğimizi konuşmadan önce deprem kendini hatırlatmaya devam ediyor. Son zamanlarda oldukça fazla deprem oldu. Son olarak saat 12.04'te bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçı deprem olduğu açıklandı ama yıkılan binalar vardı. Zaten hasarlı olan binalardan geriye kalanlar da yıkıldı. Ne yazık ki can kaybımız ve yaralılarımız var. Bununla beraber 26 Şubat 6.05'te Hatay'da bir deprem meydana geldi. 4.5 büyüklüğünde. Yine 26 Şubat'ta saat 10'da Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. 3.7 büyüklüğünde Balıkesir Havran'da. Ve 25 Şubat'ta 11.58'de Malatya'da 4.2. Ve de bildiğiniz üzere Tacikistan'da 6.8 olarak açıklanan, önce 7.2 olarak açıklanan, sonra 6.8 olarak revize edilen bir deprem meydana geldi. Can kaybı ve yıkım hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Hem ülkemiz hem dünya bu şekilde sallanıyor. Bunlarla ilgili görüşleriniz nelerdir? 6 Şubat'ta Tacikistan'a geldi. Allah rahmet diliyorum. Şimdi var bizim dünya depremine. Bu dünya depremine göre Tacikistan'da herhangi bir... Sayın Suçu, şu an sesinizi çok sağlıklı alamıyoruz. Dolayısıyla izleyicilerimiz de bir ses sorunu yaşıyorlar. Mikrofonunuzu diğer tarafa alabilirseniz daha sağlıklı iletişim kurabileceğiz zannedersem. Tekrar dönüş yapacağız sevgili izleyenler. Çünkü son dönemde özellikle deprem artık kendini hatırlatıyor. Zaten hayatımızın bir parçasıydı, olması gerekiyordu. Kendini hatırlatıyor. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerine meydana gelen depremlerden sonra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedilen bu depremin üzerinden 20 gün geçerken AFAD tarafından açıklanan son verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremde 44.374 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu şimdiye kadar verilen en yüksek rakam. Ve depremler olmaya, can almaya devam ediyor. Biz hiç zaman kaybetmeyelim. Sizinle devam edelim Kadir Hocam yeniden bağlanıncaya kadar. Orada yapıları gördünüz, yıkılan yapıları gördünüz, ayakta kalan yapıları gördünüz ve bir denetim gerçekleştirdiniz. Evet. Özellikle yıkılan yapılarla ayakta kalan yapılar arasındaki farkı söyler misiniz bana? Yıkılan yapıların çok büyük bir kısmı eski yapı. Yani denetimsiz yapılar. Kaç yılından önce yapılmış olanlar? Yani 2000 yılından önceki yapıların çoğu zaten denetimsiz. Yani kaçak yapılar. Denetimsizden kastınız deprem yönetmeliğinden önce yapılıp evet, denetim şartı olmayan evet, yapılar mı? Evet, yani yapı denetime tabi olmayan yapılar. Ki bizim hasar tespitimizde biz şunu fark ettik. Kolonların içerisinde taşlar doldurulmuştu. Yani bizim teknik olarak söylediğim işte kolonu saran yanal donatılar, etriyeler statik projelerde işte 6 ile 12 santim aralığında olması gerekirken 50 santim, 60 santim, bazı yerlerde 70 santimlik aralıklarla etriyeler atılmıştı kolonlara. Malzeme eksiltilmiş. Elbette, evet. Dolayısıyla bunları biz fark ettik ve dediğim gibi birçok yerde yani tespitlerimiz sonucunda kolonların kesildiğini bize ifade ettiler. Az önce onu evet, ifade ettim. Yani örneğin Maraş'ta aynı parsel içerisinde yapılan iki blokta ki yeni yapılar bunlar, denetime tabi olan yapılar. Bir tanesinde hiçbir sorun yokken birisi tuzla buz olmuş. Evet. Ve biz bunu sorduk. Oradaki insanlar aslında bunun kolonlarının kesildiğini müteahhit tarafından ya da işte orada kullanan yani zemin katı dükkan olarak kullanan kişi tarafından kesildiğini söylediler. Ve davalık olduğunu söylediler. Peki dava sonuçlandı mı? Yani yargılanan var mı dedik. Yargılanan herhangi biri yok dediler bize. Dolayısıyla bakın bizim burada aslında ivedi olarak yani bunları konuşmamız gerekiyor. Yani bu insanlar neden dava süreci varken yargılanmadılar? Bunları eleştirmemiz gerekiyor. Bir daha bunları yaşamamak için evet, bunları konuşmamız gerekiyor. Evet, onun nedenlerinden bir tanesi de zannedersem yargımızdaki iş yüküne binaen meydana gelen yavaşlık. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı var. Ona da dikkat çekeceğim, onu da konuşacağız. Kadir Sütçü hattımızda yeniden. Sayın Sütçü beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Biz de sizi şu an çok daha sağlıklı duyuyoruz. Yeniden hoş geldiniz yayınımıza. Mevcut depremlerin bir değerlendirmesini istiyoruz hocam. Sizden buna ihtiyacımız var. Mevcut depremler şu anda 8'de
daha büyük bir şirkette altı bu büyük deprem içinden boylamlar kan deprem. Mesela bu depremlerin dünya depremde kimde olacağını Japonya bir artacak ya 8 daha önce Çin'de olduğu için puan aşağı oldu. Gerçekleşti. Değerli hocam, şu an gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyor. O kadar kötü geliyor ki ses. İnternet kaynaklı mı, mikrofon kaynaklı mı ben çözemedim şu an buradan ama bir çözüm bulabiliyor muyuz? Ben bir bakayım. Hocam gitti galiba. Yeniden bağlantıyı deneyeceğiz sevgili izleyenler. Çünkü bu konuyla ilgili sizlere aydınlatmayı gerçekten istiyorum. Az önce konuşurken insanlar davalık olmuşlar ama bu davalar sonuçlanmamış cümlesine binaen size Yargıtay'ın emsal kararını okumak istiyorum. 26 Şubat 2023'te çıkan karar Yargıtay'dan depremde yıkılan binalara ruhsat veren belediye başkanları ile ilgili önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme yıkılan binanın yapı ruhsatını onaylayan belediye başkanı olan sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna hükmetti. 26 Şubat 2023'te ancak. Evet. Hangi deprem? 2011 Van depremi. Evet. 2011 Van depreminin sonucu daha yeni Yargıtay'dan evet. çıkıyor ve sanıklar yani 12 Yargıtay 12. Ceza Dairesi hem emsal nitelikte bir karar en son ruhsatı onaylayan mühürleyen belediyeye bu şekilde bir ceza veriyor. Peki Kahramanmaraş depreminin soruşturması nasıl gidiyor ona da bir bakalım. Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda 188 kişi tutuklandı. Bu kapsamda 626 şüpheliden 188'i tutuklandı, 218'i adli kontrolle serbest bırakıldı, 69 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 63 kişi hakkında gözaltı emri verildi, 4'ünün işlemleri sürüyor, yurt dışında olan 5 kişi var ve 16 kişi de kendi yaptığı binalarda ölmüş. Evet bunlar Kahramanmaraş depremi soruşturmasında ortaya çıkan sonuçlar. Peki ne sonuç çıkar? 99 bunu depremindeki çok gibi evet. affa uğrarlar evet. mı? Yani bunların da sonucu 12 sene sonra mı sonuçlanacak? 12 sene sonra mı sonuçlanır? 12 seneye kadar yeni binalar yaparlar mı? Ve yeni insanlar hayatını kaybeder mi? Şimdi deprem bölgesinde dedik ama ben sizin özellikle o teknik dediğiniz bölümde halkımız açısından da sormak istiyorum. Binalar yapılmadan önce projeleri çiziyorsunuz. Binalar yapılırken de takip ediyorsunuz. Evet. Peki siz bu projeyi çizerken zemine göre mi, binanın bulunduğu bölgenin tarihi dokusuna göre mi, yoksa size gelen siparişe göre mi? Arkadaş şu kadar bir arsa var, bunun üzerine şu kadar evet. katlı, şu genişlikte ya da şu genişliğe ulaşabilecek bir bina çiz şeklindeki siparişe göre mi çiziyorsunuz? Şimdi Aslı Hanım şöyle, tabii teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü son zamanlarda bu soru bize çok soruluyor. Bunu detaylı bir şekilde müsaadeniz olursa açıklamak Tabii. istiyorum. Şimdi tapu maliki eğer bir yapı ruhsatı almak isterse öncelikle bir mimara gelir. Hı. Yani yapı ruhsatı almak için gelir ve mimara vekalet verir. İşlemlerin takip edilmesi ve projenin çizilmesi için. Bakın bize gelen dosyada biz öncelikle o yerin zemin etütünü yaptırırız. Hı hı. Yani jeoloji mühendisiyle birlikte zemin etütünü yaptırırız. Yani zeminin sağlam olup olmadığını yani son zamanlarda çok revaçta olan sıvılaşma ile ilgili zemin evet. sıvılaşması. Maalesef bizim halkımız bu terime de alıştı. Keşke alışmasaydı. Ama maalesef bu da artık halkımız tarafından bilinen bir durum. Zeminin sıvılaşması yani zeminin sağlam olmadığını gösterir. Eğer zeminle ilgili bir problem varsa zemini iyileştirmek için gerekli teknik tedbirler alınır. Örneğin işte teknik olarak işte jet grout ya da işte temel altı kazık gibi hı hı. zemini sıklaştıracak, mukavemetini arttıracak önlemler alınır. Bunlardan sonra proje çizilir ve ilgili idareye sunulur. Daha sonra projeleri çizilir. Ona göre statik projeler, mimari projeler hazırlanır. Hı hı. İlgili idare tarafından zaten bunlar onaylanır. Daha sonra da yapıya başlanır. Ve bakın bu süreçte de yine yapı denetim şirketleri devreye giriyor. Yani bizim projelerimiz ilgili idare tarafından onaylanmadan önce öncelikle yapı denetim şirketleri tarafından incelenir.
Eğer eksiklikler varsa, aykırılıklar varsa zaten bunlar tekrardan düzeltilir. Daha sonra bunların onayından sonra ilgili idare zaten bunu onaylar. Tabii burada eksiklikler var. Yani aslında bunlardan ben bahsetmek istiyorum. Yani bir yerde eksiklik illaki var ki bu kadar bina yıkıldı zaten. Evet, evet. Eksiklikler nedir? Bakın, şimdi yapı denetim şirketleri bu projeleri inceledikten sonra ilgili idareye gönderilir. Fakat bizim yıllardır eleştirdiğimiz nokta şu, ilgili idarede yani belediyelerde projeleri inceleyen kişi ya da kişilerin tecrübesiz olduğunu söylüyoruz. Yani liyakat sahibi olmadığını söylüyoruz. Özellikle statik projeleri incelerken çok detaylı bir şekilde incelemediklerini görüyoruz. Dolayısıyla işte sonuçta da yani yapı ruhsatı çıktığında da projeye uygun olarak denetim firmaları tekrardan imarata başlatır. Netice itibariyle de inşaat bittiğinde de eğer deprem esnasında hasar tespit edilirse işte bizim en çok eleştirdiğimiz nokta bu. Yani hasar, ağır hasar ya da göçme söz konusu olduğunda sadece yapı denetimleri baz alıyorlar. Aslında ben bununla ilgili de müsaadeniz olursa ben gelirken birkaç dona ile gelmek istedim buraya. Bakın son zamanlarda depremden sonra çok ciddi eleştiri alıyor yapı denetim şirketleri. Evet, eleştirilerden biri şuydu. Cumhurbaşkanı'nın yıkılan binalar 99 öncesi yapılan binalar sözüne binaen. Hayır, 99 öncesi değildi. Sonrasında yapılan binalarda da çok sayıda çökme var denildi. Bununla ilgili bazı veriler getirdim zannedersem. Evet, bununla ilgili bazı verileri getirdim. Bakın, öncelikle şunu ifade edeyim. 2001 yılında yapı denetim sistemi başladı. Evet. Yani 4708 sayılı yasa 2001 yılında yürürlüğe girdi. Ve ilk başta takriben yanlış anımsamıyorsam 11 ya da 12 ilde pilot il olarak belirlendi. Hı. Yani Türkiye'nin genelini bu yayınmadı. 2011'den sonra da Türkiye'nin genelinde bu artık aktif hale geldi. Bakın bizim 10 tane yani afet bölgesi olarak ilan edilen 10 ilimizden sadece 3 ilimizde 2001 yılında denetime tabi olan binalar var. Diğerleri 2011 yılında. 2011'e kadar o şekilde binalar yapılmaya devam etmiş. Kaçak yapılar devam etmiş. Şimdi bunun tabii bunun hukuki süreci tartışılabilir. Bunun ilgili idare neden buna izin verdi? Neden kaçak yapılaşmaya müsaade etti? Bunlar konuşulacak şeyler. Yani aslında eleştireceğimiz o kadar çok şey var ki düşünün. Aslı Hanım 2010 yılına kadar bu illerde bahsettiğimiz afet bölgesinde kaçak yapılar vardı. Bakın 2000'li yıllardayız ve halen de kaçak yapılar devam ediyor. Ya kaçak yapının farkını da soracağım size ama yine bir virgül koymak zorundayım. Affınıza da sığınarak çok fazla böldüm ama Kadir Hocam'dan da bilgileri almak istiyorum. Almak da zorundayız. Kadir Hocam yeniden merhaba. Merhaba. Evet, bu sefer oldu zannedersem. Umuyorum. Herhalde. Kulaklıkları tabii. Evet. Kadir Hocam sizi de çok fazla yorduk, akşam akşam uğraştırdık ama gerçekten çok fazla soru var. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Bir daha soruyorum aynı soruyu. Deprem çok sayıda devam ederken bundan sonra ne olacak, neye bakma, nereye gözümüzü çevirmemiz gerekiyor? Bundan sonra artçıları devam edecek. Çünkü artçı depremler durmayacak bir yıl. Bir yıl içinde o bölgede hasarlı yapılara mutlaka girilmemesi gerekiyor. Ve ayrıca deprem sayıları yani küçüldükçe, büyüklükler küçüldükçe o bölgede çok büyük bir kış mevsimi geçecek. Bu kış mevsimi uzayacak. Bu nedenle de orada yine önlem alınması gerekecek. Depremlerin küçülmesi de bir afet yaratacaktır. Onun için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ama bu depremin 3D sistemine göre meydana gelen Kazakistan'daki 6.8 normal bir deprem. Bu depremin uzantısıdır. Ama asıl büyük deprem ise Japonya veya Japonya çevresinde 8.7 olarak beklemek gerekiyor 3 ay içinde. Eğer 3 ay içinde meydana gelmezse bu deprem mutlaka bu yıl meydana gelebilir. Çünkü geçen sene 8'lik deprem meydana gelmediği için 9'luk depremi bekliyor şu anda dünya. Yani sizin kestirmelerinizden birinde de öyle bir ifade vardı. Eğer ki beklenen zamanda gerçekleşmezse bir birim artar diyordunuz. 8 beklendi, gelmedi. Şimdi 9 bekleniyor Japonya ve civarında. O da gelmezse 10 beklenecek. Yani bu da çok büyük bir deprem. Aslında Japonya hazırlıklı da olsa gerçekten sayısal olarak büyük bir deprem. Peki ülkemiz ve çevresi içinde mevcut durumda korkmamızı gerektiren bir durum var mı? Lütfen içimizi rahatlatır mısınız? Şu anda bu depremin artçıları bitmeden yeni bir deprem yeri beklemiyorum daha doğrusu.
Ama Akdeniz'de bir deprem olabilir, dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum şu Akdeniz anda. Akdeniz açıklarında mı hocam? Evet, Akdeniz açıklarında. Peki bu artçılar, özellikle 4'ün üzerindeki artçılar hasarlı yapıları da yıkıyor. Bu da yeni can kayıplarına neden oluyor. 4'ün üzerinde daha çok artçıyla karşılaşacak mıyız, yoksa bunlar gittikçe küçülecek mi? Şimdi burada 3 tane 6'lık, 2 tane 7'lik deprem var. Bu depremlerin ana şoka yakın deprem olması bile büyük bir deprem yaratır. Onun için bu depremlerin devamı 1 yıl olacaktır. Onun için büyüklüğünün küçülmesi gibi bir durumu söz konusu değildir. Sürekli artarak devam edecektir bu artçı depremlerde. Artarak yani, derken sayısı mı, büyüklüğü mü hocam? Büyüklüğü artacaktır. Büyüklüğü şu anda yedinin, 7'lik depremlerin artçıları 6'lık olarak meydana geldi. Bu ana şoka yakın 7'lik depremler olabilir. Onun için çok dikkat edilmesi gerekir bu çevrede. Evet, daha da dikkat edilmesi gerekir. Hocam, ben soruyu sorarken içimizi rahatlatın dedim ama siz uyuyamayanlara bir kabus daha eklediniz bu sayede, ama dikkatli de olmamız gerektiğini vurguladınız. Bununla ilgili son kestirimlerinizi de alabilir miyiz hocam? Son kestirimimiz 84. kestirimdi. Bu da Akdeniz'de ilgiliydi. Onu söylemiş oldum. Depremler, meteorolojik olaylar meydana getiren en önemli faktördür. İnşallah 2 gün sonra biraz küçülecek. Ondan sonra tekrar büyüklüğü artarsa yine biz yayınlarda bilgi vereceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu bilgilerle aydınlattığınız için iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Murat Bey, şimdi yapı, kaçak yapı dediniz. 2011 öncesine kadar Türkiye'nin büyük bir bölümünde kaçak yapılar devam ediyordu. 2011 evet. Sonrasında bunlar denetim altına alındı. Yani evet. 2001'de uygulamaya konan deprem yönetmeliği 2011'de ancak tam anlamıyla uygulanabilir hale geldi. Birçok ilde. Kaçak yapıdan kastınız, denetimli yapıyla kaçak yapı arasındaki temel farkları bizim anlayabileceğimiz dilde anlatabilir misiniz? Yani 2001 yılında 4708 sayılı yasa, yani yapı denetim sistemi devreye girdi. Bakanlığa bağlı olan özel şirketlerin kurmuş olduğu yapı denetim sistemleri. Yani burada en az 5 yıllık tecrübeli olan mimar ve mühendislerin bünyesinde bulundurduğu şirketler. Dolayısıyla 2000, yani şirketlerin, yani imarat aşamasında, inşaatların yapılma aşamasında teknik kişilerin denetlediği yapılar uygun, yani ruhsatlı olan yapılar. Dolayısıyla kaçak yapılar ise belediye tarafından projesi incelenmemiş, mimar ya da mühendisler tarafından projeleri çizilmemiş olan yapılar. Yani ilgili idareden habersiz vatandaşın kendi başına projeye, bilime dayanarak yapmadığı, yani tabiri caizse çok, yani halk diliyle söyleyeyim, kafasına göre yapmış olduğu yapılar. Göz kararı. Evet, göz kararı. Ya şimdi evet. Özellikle yıkılan yerlerde, kırsal kesimlerde yapılan yapıların iki özelliği dikkati çekti. Binalardaki yapı malzemesi kalite sıkıntısı. Bir diğeri de bunların belirli ölçeklere uygun yapılmamış olması. Evet. Zaten bu iki neden yıkılması için yeterli. Ama evet. Bunlardan özellikle kırsal kesimde çok sayıda ev var. Bunlarla ilgili bir çalışma ben olduğunu düşünmüyorum ama yine de bir umutla sorayım size. Bakın Aslı Hanım, şimdi yetkililer aslında yapılar zaten eskiydi. Yıkılmaya yüz tutmuştu deyip sorumluluktan kaçıyorlar. Öncelikle şunu ifade edeyim. Yapılar eski olabilirdi. Ama belediyeler, bakanlık bunları tespit etmekle mükellef. Yani yapılara yıkım masrafı olmasın diye depremi mi bekledik? İnsanın aklına bu soru geliyor. Evet, evet. Yani insanların, ilgililerin bu yapıları tespit edip, hasar tespitlerini yapıp, eğer yıkılması gereken yerleri yıkıp yeni yapılar inşa etmeleri, gerekirse de güçlendirme yapabileceği yapılar yapmaları gerekirdi. Dolayısıyla evet, maalesef bakın biz bir gerçekten kaçamayacağız. Bizim ülkemiz deprem bölgesi. Evet. Ya biz bu depremi, işte beklenen Marmara depremi var. Belki biz Hatay'da 10 sene sonra tekrardan deprem yaşayacağız. Belki biz Maraş'ta tekrardan yaşayacağız. Yani bizim bundan kurtuluşumuz yok. Peki ne yapmamız gerekir? Yani bilime inanmamız gerekiyor. Yani teknik insanlarla yol almamız lazım. Yani sadece kader deyip eğer biz bu şekilde yol alırsak, o zaman yapmamız gereken tek bir şey var. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi biz depremi bekleyeceğiz. Her depremde bizim binlerce insanımız ölecek.
yıkılan eski yapılar yerine yeni yapılar inşa edeceğiz. Bu şekilde deprem sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Bunu mu yapmamız gerekecek? Yoksa gerçekten bizim ivedi bir şekilde, bakın, bizim bunlardan ders almamız lazım. Van depreminden ders almadık. İzmir depreminden ders almadık. Bundan ders almamız lazım. Gölcük depreminden ders almadık. Bizim çok hızlı bir şekilde gerek bakanlığın, gerek belediyelerin, bakın A parti, B parti hiç fark etmiyor. Hı hı. Yani yetkililerin kendi personellerini sahaya sürüp, hasar tespitlerini yapıp, bir an önce bu yapılarla ilgili güçlendirme yapılıyor. Bakın tekrar edeyim, güçlendirme yapılabiliyorsa, güçlendirme yapılmıyorsa ivedi bir şekilde bu yapıların yıkılması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu yapabilirsek en azından bundan sonraki depremi biraz daha rahat atlatmış olacağız. Hı hı. Az can kaybıyla atlatmış olacağız. Yani temennimiz hiç olmaması. Ama bizim insan gücümüz mü yok? Bizim teknik ekip gücümüz mü yok? Yani bizim ülkemizde mimar mühendis mi yok? Yani bizim Japonya'da neyimiz eksik? Biz neden, yani tebessüm ettiğiniz haklısınız aslında. Çünkü evet, tek bir eksikliğimiz var, liyakat. Bizim konu konuyu açıyor. Deprem esnasında, yani depremin ikinci ya da üçüncü gününde bir üniversitenin mimarlık dekanı olarak, biliyorsunuz aslında. Evet. İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Fakültesi'nde birini atadılar. İşte bu mantık, bu akıl olduğu sürece mümkün değil. Biz Japonya olamayacağız. İşte bunlardan kurtulmamız lazım. Yani ifade etmek istedim bu aslında. Yani ifadenizde bilime verilmesi gereken değerden bahsediyorsunuz. Evet. Ama bilime değer vermekten korkan iktidarlar ne yazık ki cehaletin karanlığında kaybolmaya mahkum olurlar. Her şeyi kadere bağlıyorlar. Peki bir de bu özellikle görmeye çok alıştığımız ters piramit gibi yukarıya doğru genişleyen ya da evet, birinci kat arsa payına göre yapılıp onun üzerinde bunun birkaç metrekare daha genişi, evet, yapılmak suretiyle üstte genişletilen yapılar var. Bunlar mimariye uygun mudur? Bunların deprem, çünkü çok sayıda görüyoruz bunları, kapalı çıkma diyorsunuz galiba, evet, bunlara. Evet, kapalı çıkma. Bunların deprem esnasındaki davranışları nasıl olur? Şöyle, şimdi zaten imar yönetmeliğinin 45. maddesinde var kapalı çıkma. Yani yönetmeliğe göre zaten bu projeler yapılıyor. Aslında çoğu teknik arkadaşımız bunun olmaması yönünde, hı hı, fikir beyan ediyor ama neticede burada bahsettiğimiz gibi, yani birkaç metrekare alan kazanmak için kapalı çıkmaya göz yumuluyor. Yani plan notlarında bu var. Plan notlarında olduğu için de mimar ve mühendis arkadaşlar bunu uyuyorlar. Ama tabii elbette bunun sağlıklı olmadığını zaten biz ve inşaat mühendisi arkadaşlarımız ifade ediyorlar zaten. Ya, elinizde bir veri var mı? Mesela bir deprem esnasında eskiden de yapılıyor muydu bu kapalı çıkmalar? Bir deprem esnasında bu binaların yıkılma eğiliminin daha fazla olduğu ya da diğerleriyle aynı olduğu yönünde bir veri var mı? Şöyle, tabii onu soruşturmak lazım. İnşaat mühendisi arkadaşlarımız elbette bu konuda daha net bilgi vereceklerdir. Eskiden de kapalı çıkmalar vardı fakat zaten yönetmelikte de 10 katın üzerinde kapalı çıkma yapmanız mümkün değil. Yani blok nizam çıkmanız gerekecek. Hı hı. Biz bu, yani şu an mevcut olarak yapılan 3 ya da 4 katlı yapılarda bile kapalı çıkmanın olmaması gerektiğini düşünüyoruz. İşte o teknik, yani o zemin, hı hı, etüt raporlarında mesela bu yapının statiğini ilgilendiren detaylar var. İşte orada mesela bu kapalı çıkmanın olmaması gerektiği yönünde zaten teknik konular mevcut. Tabii ben gelirken aslında onu getirmedim. Aslında onu da sizle de paylaşmak isterdim. Dediğim gibi, yani burada özellikle inşaat mühendisi arkadaşlarımız da kapalı çıkmanın olmaması gerektiği kanaatindeler. Neden? Çünkü düşünün, siz zemin kattan sonra çıkmalar yapıyorsunuz, hı hı, ve 5 katlı ya da 6 katlı yapıların yükü o çıkmalara binmiş oluyor. Bu da doğal olarak bütün yükün o alttaki çıkmalara binmesi haliyle yapıyı mukavemet olarak zor durumda. Yani onunla ilgili bir benzetmem var ama reklamlardan sonra vereceğim o benzetmeyi. Sevgili izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında hem mimar Murat Yılmaz'la hem de inşaat mühendisi Emirhan Aydın'la burada olacağız. Kısa bir aranın ardından yeniden ortak payda da devam ediyoruz sevgili izleyenler. Biz kısa aradayken son dakika gelişmelerini de aldık. İzmir Foça'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD 4.1 olarak açıklarken depremin büyüklüğünü, Kandilli Rasathanesi 4 olarak revize edilmesini istedi. İzmir'deki Foça'daki sevgili izleyenlerimize çok geçmiş olsun diliyoruz. Umuyoruz ki herhangi bir hasar yoktur. Programa da son sürat devam ederken program başında duyurusunu yaptığım inşaat mühendisi Emirhan Aydın şu an Skype hattımızda. Emirhan Bey, iyi akşamlar. Merhabalar, sesim geliyor mu? Evet, şu anda geliyor. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi diyelim. İnşallah ülkece iyi olacağımız günlerde gelecektir. Emirhan Bey, deprem bölgesindeki izlenimlerinizle başlamak istiyorum. Siz de deprem bölgesine gittiniz bildiğim kadarıyla. Orada mesleki olarak neler gördünüz? Bununla başlayalım. Deprem konutlarıyla devam edeceğiz. Anlıyorum. Şimdi biz ekip olarak Malatya bölgesine gittik. Tabii başka bir ekip de Hatay'a gitmişti. İki şehri aslında farklı çerçevelerde değerlendirmek lazım. Bu arada sesim net geliyor değil mi? Gayet net geliyor. Duyuyoruz biz sizi. Harika. İki şehri aslında ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü Hatay'da çok farklı bir durum var. Yeni binalardan da yıkılan yapılar var. Oradan gelen bilgiler en azından bu şekilde. Ancak Malatya özeline dönecek olursak, Malatya'da hasar gören binalarda ve yıkılan binalarda bizim tespit ettiğimiz en büyük sorun, birincisi binaların eski olması, ikincisi ise malzeme kalitesi ve ne yazık ki işçilik kalitesi. Az önce Mimar Bey çok güzel bir şey söyledi. Etriye aralıkları bizim de en çok dikkatimizi çeken konu oldu. Yani orada gördüğümüz kadarıyla 30 santimden daha dar aralıklı etriyelerle karşılaşmadık. Normalde kaç santim olması gerekiyor? Yani şu anda çoğunlukla söylüyorum, hani 10 santim bazında değişiyor. 8 santim, 10 santim, yani bu biraz da projesine göre de değişir ancak. Ama 30 santimden daha aşağısını görmediniz. Evet, biz orada görmedik. Ancak bizim Malatya'daki tespitlerimizde yeni binaların özellikle depreme karşı daha iyi performans sergilediği yönündeydi. Ancak Hatay tabii bunun çok başka bir aşamasında ne yazık ki. Hatay'da yeni binaların da çok fazla hasar aldığını duyuyoruz. Ve tabii ki bunun az önce Mimar Bey de söyledi, aslında pek çok farklı faktörden kaynaklandığını düşünüyorum. Nedir yani bunlar? Sadece buyurun. Nedir bunlar, bu faktörler? Yani aslında hep şunu diyoruz, malzeme kalitesi, işte işçilik kalitesi, işte demirlerin yeteri kadar konulmaması gibi aslında pek çok faktöre değiniyoruz. Ancak yani bu aslında bir zincir ve bu zincirin pek çok halkası var ve bu halkalardan sadece birinin aksaması dahi ne yazık ki bugünkü tabloyla karşılaşmamıza neden oluyor. Yani bu tablonun, bu zincirin aslında halkaları, ilk halka tabii ki herkesin bildiği gibi müteahhitlik sistemi. Ne yazık ki ülkemizde yani son zamana kadar özellikle cebinde 3.000 lira, 5.000 lira olan herkes müteahhitlik belgesi alabiliyordu. Şu anda da hala geçici müteahhitlik belgesi alabiliyorlar gerçi. Tabii dolayısıyla bizim ülkemizde inşaat sektörü tamamen piyasa şartlarına bırakılmış durumda. Bizim ülkemizde şu anda, yani iki farklı kaynaktan okudum. Birinde 350 bin yazıyor, birinde 450 bin yazıyor. Bizim ülkemizde 450 bin tane müteahhit firma var. Yani aynı nüfuslu Almanya'ya baktığımızda 3.500 tane müteahhit firma var. Dolayısıyla sayının bu kadar artması, kalitenin bu kadar düşmesindeki aslında temel sebep diyebiliriz. Ve tabii ki piyasa şartlarının tabii ki kesinlikle buna bir bahane olarak sunmak mümkün değil, ama 450 bin müteahhitin olduğu bir sektörde de kaliteden bahsetmek gerçekten oldukça zorlaşıyor. Diğer türlü de tekelleşmeden bahsedecektik. 3-5 firmanın elinde ve onlar ne isterse yapıyorlar diyecektik. Sayı aslında fazla olunca da kalitenin azalmasından şikayet ediyoruz. Aslında şöyle, inşaat sektörü, aslında siz de güzel bir konuya değindiniz ama aslında az önce Murat Bey de bu konuda bir şeyler söylemişti. İnşaatı inşaatçıların yapması lazım. Yani mimarın yapması lazım. İnşaat mühendisinin yapması lazım. Biz bu konuların eğitimlerini aldık. Yani hani 2010'lu yılları belki hatırlarsınız, emekli ikramiyesini alan müteahhitlik belgesi alıp inşaata başlıyordu pek çok şehirde. Yani eğitimini almamış insanlar piyasa şartlarını kullanarak bir şekilde müteahhitlik yaptılar ve ne yazık ki sektör piyasa şartlarından ötürü sermaye sahiplerinin eline kaldı. Bilgi sahibi insanların eline kalmadı. Orada şunu soracağım ben. Evet, cebine 3.000, 5.000 koyan müteahhitlik belgesini aldı, inşaata başlayacak. Ama bu inşaatın ruhsatını alması gerekmiyor mu? Bu ruhsatı alabilmesi için bir mimardan proje yaptırması gerekmiyor mu? O inşaatta mühendis çalıştırması gerekmiyor mu? Bu basamakları nasıl atlayabiliyorlar? Bu basamakları atlayan bir inşaata belediye nasıl göz yumuyor? Çok güzel söylediniz. Şimdi zincirin diğer halkasına geliyoruz biz. Zincirin diğer halkası şantiye şefliği sistemi.
Şantiye şefliği sisteminde ülkemizde bir şantiye şefi, yani bir mimar, bir inşaat mühendisi aynı anda 5 şantiyeden mesul olabiliyor. Yani aynı anda 5 yerde röportaj vermemiz gibi düşünün. Yani böyle bir şey mümkün değil. Aynı anda 5 şantiyede beton dökmekten bahsediyoruz. Aynı anda 5 şantiyenin kontrolünü bil fiil yapmaktan bahsediyoruz. Ve böyle bir şey mümkün olmadığı için de tabii her şey kağıt üzerinde kaldı. Ne yazık ki. Ve bununla ilgili çok fazla ısrarımız oldu. Özellikle odaların bu konuda çok fazla ısrarı oldu. Ve şantiye şefliği yönetmeliği ile alakalı olarak değişiklikler talep ettik. Bizim talep ettiğimiz değişiklikler her şantiyede bir şefin olması gerektiği yönündeydi. Yani bu şekilde bir inşaat, bir yapı mutlak surette bir mühendislik hizmetinden yararlanma şansını bulacaktı. Ama günümüzde nasıl? Günümüzde ne yazık ki her şey kağıt üzerine. Yani şu an Aslı Hanım, yarın ekibinizle beraber şehrinizdeki ara sokaklara girin, 10 tane inşaatı dolanın. Bir tanesinde şantiye şefi bulursanız öpüp başınıza koyun. Çünkü yok. Çünkü hepsi kağıt üzerinde. Çünkü hiçbiri şantiyede yok ne yazık ki. Yani bunu tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Tabii ki belki bu konuda özenli olan, bu konuda gerçekten kaliteli iş yapmaya çalışan firmalarda tabii ki vardır. Bundan bahsetmiyorum. Ben daha çok böyle yani orta ölçekli veya küçük ölçekli firmalardan bahsediyorum bu konuda. Ne yazık ki sahamızda, inşaat sahalarımızda ne yazık ki şantiye şefi yok. Biz mühendislik hizmetinden faydalanmadan inşaatlarımızı ilerletiyoruz. İşte ustanın ben 40 yıldır bu işi böyle yapıyorum söylemleriyle bu işi evet. sürdürmeye çalışıyoruz. Ya da işte yapı denetim firması sahaya geldiğinde ki örneklerini Murat Bey de muhtemelen basından görmüştür. Yapı denetim firmalarının darp edildiği ve yoğun bakıma alındığı süreçlerle ilerliyor. Çünkü sahada bir şantiye şefi olmadığı için o ustaya direktif verebilen biri yok. Ve yapı denetim mühendisi sahaya geldiğinde bu adamı darp edip gönderiyorlar. Yani hani basında bunun çok fazla örneği var. En son Antalya'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Zekeriya Mengi Bey yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yani dolayısıyla bizim sahada aslında şantiye şefimiz olsa biz pek çok aşamayı aslında aşmış olacağız. Peki. Çok özür dilerim. Şunu tamamlayayım. Şimdi yönetmelik değişti nihayet. Yani ısrarlarımız sonucunda artık 5 şantiye yerine 4 şantiyeden mesul olacak mühendisler ve mimarlar. Yani bu kadar ısrarın sonucunda 5'ten 4'e düştü. Tabii metrekareye göre 3'e 2'ye 1'e düştüğü durumlar da var ama 4 sahada da aynı anda bulunması hala söz konusu. Bu yılın sonunda bu yönetmelik yürürlüğe girecek. Peki, hani 4 sahada aynı anda nasıl bulunacak orayı da ayrıca konuşacağız ama ben söylediğiniz bir şeye takıldım. Bunun da aynı şekilde cevabını Murat Bey'den de duymak istiyorum. Murat Bey, şimdi Emirhan Bey dedi ki bizim Malatya'da gördüğümüz yeni binalar, denetimli yapılan binalar ayaktaydı, eski binalar yıkılmıştı. Bizzat gördüğümüz buydu dedi. Önce bunu soracağım. Siz de buna binaen bir çizelgeyle gelmiştiniz. Evet. Bu binaların ne kadarı yıkıldı? Ve bu ayakta kalan binaların tamamı denetimli miydi? Şimdi öncelikle Emirhan Bey'e teşekkür ederim. Kendisi de zaten hasar tespitinde bulunmuş, bölgede bulunmuş. 30 santim aralıklı etrelerin olduğunu söylüyor. Emirhan Bey'e ben buradan şunu söylemek istiyorum. Maalesef biz 70 santim aralıklı etrelerle karşılaştık. Maalesef. Dolayısıyla işler acısı bir durum. Tabii benim elimdeki çizelge şu. Emirhan Bey de mutlaka biliyordur. Bizim ülkemizde 2001 yılında yapı denetim sistemi yürürlüğe girdi. 4708 sayılı yasayla. Ve ilk başta ülkemizde 11 ya da takriben tam yanlış anımsamıyorsam yaklaşık 11 ya da 12 ilde pilot il olarak yürürlüğe girildi. 2011'den sonra da bütün Türkiye'nin geneline bu yayıldı. Bakın bizim afet bölgesi dediğimiz 10 ilimizde 2001'de başlayan Adana, Hatay ve Gaziantep'ten ben birkaç örnek vereceğim. Mesela Hatay'da 2001 yılında 29.997 yapı yani yapı denetime tabi olan denetimli 29.997 yapı ruhsat almış. Bunlardan sadece 41 tanesi ağır hasarlı ve göçen yapı. Hatay'da mı dediniz? Evet, Hatay'da. Yani Hatay'da 41 yapı ağır hasarlı ve göçen. Evet, yeni binalardan. Peki evet. Malatya var mı elinizdeki? Malatya'da bakın Malatya 2011 yılında
denetime tabi olmuş. Yani 2000, bakın düşün, az önce onu ifade ettim. 2010 yılına kadar 2009'da 2008'de bu illerimizde kaçak yapılar vardı. Hı hı. Yöneticiler buna göz yumuyordu maalesef. Bakın Malatya'da 2011 yılından bu yana 6390 yeni yapı yapılmış. Denetimli. Evet, denetimli. Bunlardan sadece 5 tanesi. Bakın göçme demiyorum. Yani hı hı. ağır hasarlı olanlar da bunun içinde. Hı hı. Ağır hasarlı ve göçen yapı mevcut. Mesela Kahramanmaraş. Evet. 2011 yılında denetime tabi olan hı hı. bir ilimiz. 15454 tane yapı ruhsat almış. Bunlardan sadece 26 tanesi göçen ve ağır hasarlı. Bakın burada aslında ciddi bir ihmalkarlık var. Şöyle, bu göçen yapılarda da biz yerinde tespit ettiğimizde şunu gördük. İnsanlar şunu artık haykırarak söylüyorlar. Diyorlar ki bizim yapılarımızın altındaki o karkas dediğimiz taşıyıcı sistemi, kirişi kırdılar. Kolonları kestiler. Dolayısıyla bu benim az önce bahsetmiş olduğum sadece 3 ili baz aldım. Burada göçen, yani bu sayı içerisinde kolonu kesilen, kirişleri kesilen yapılar da buna dahil. Peki şimdi, bu kolonu kirişi kesmek zaten yasalara aykırı. Elbette. Bırakın kolonu kirişi kesmeyi, binadaki ana sistem üzerinde, ana taşıyıcı sistem üzerinde olmamak kaydıyla yapılan değişiklikler de yeniden ruhsat almayı gerektiriyor. Evet. Tadil edilmesi gerekiyor. Tadilat alması. Buna rağmen belediyeler bundan habersiz miydi? Şöyle, yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra maalesef sistem olarak yapı denetimlerde ve ilgili idarelerde artık o yapıyı denetlemiyor. Öyle bir boşluklar. Bizim, evet, boşluklar. İşte biz bunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki en azından şimdi siz aracınızı işte 2 yılda bir, 3 yılda bir siz nasıl muayene ediyorsanız, yani oturduğunuz, yaşadığınız yapıları da canınızı bizim, emanet ettiğiniz. Bir sigortalamanız gerekecek. Sanırım bununla ilgili şu anda çalışmalar yapılıyor. Yani öyle umuyorum. İnşallah olur. Bununla ilgili adımlar atılacaktır. Yani en azından çünkü yapılar yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra tabiri caizse Allah'a emanet. Yani yapı denetim firmaları artık orayı denetlemiyor ve insanlar bakın 1-2 metrekare kazanmak için kolonları kesiyorlar. İşte bu cinayet yani, bu artık bunun bir açıklaması yok. Ya düşünün, kolonu kestiğiniz için o binada 20 insan, 30 can, 40 can, 50 can gidiyor. Dolayısıyla bununla ilgili onunla ilgili yine üzerinde duracağız. Ben Emirhan Bey'e dönmek istiyorum. Emirhan Bey, deprem konutlarıyla ilgili fikrinizi almak istiyorum. Bu deprem konutlarının 7 ayda bitirilme sözü verildi. Önce şunları bilmek istiyorum. Deprem konutları yıkılan binanın yerine aynen mi yapılacak? Taşınan ilçeler var. Bunların zemin etütleri yeniden yapılacak mı? Yoksa oraya kısa süreli bir yerleşme mi olacak? Zemin etüdü, malzemelerin taşınması, projelerin hazırlanması ve inşaatın süresi de dahil edildiğinde sizce bu 7 ay olası bir süre mi? Şimdi bu konuda tabii bizler de aslında basından duyduğumuz kadarıyla detayları biliyoruz. Ancak burada tabii basından duyduğum kadarıyla söylüyorum. Yeni ve sağlam zemine sahip yeni bir yerleşkeye bunlar taşınacak. Ve tabii ki bunlarla ilgili zemin etütlerinin yapılması bir süreç. Bunların projelendirilmesi, çünkü bir tane apartman yapmayacaklar. Orada bir şehri taşıyorlar gibi. Ve dolayısıyla oradaki sosyal donatı alanlarının oluşturulması, işte bunların projelendirilmesi, alışveriş merkezleri, belki iş yerlerinin tasarlanması ve tabii ki yani yeşil alanların dahi oluşturulması, bunlar bir süreç. Dolayısıyla süre konusunun, 7 ay konusunun özellikle yani 7 ayda bitmesinin ben çok fazla söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Ancak 7 aylık süreden ziyade benim takıldığım farklı bir konu var burada. Şimdi biliyorsunuz bölgede sürekli deprem olmaya devam ediyor. Az önce de yani bir beyefendi katıldı, o da bir şeyler söyledi. Ancak hani onun söyleminin dışında da zaten bölgede artçı depremler sürekli olarak devam ediyor. Ve daha bunların bir yıl kadar daha süreceği söyleniyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda, ki bugün de Malatya'da 5.7'lik bir deprem oldu. Yani bizim orada bulunduğumuz yerlerde oldu üstelik de tam olarak. Böyle bir ortamdayken, şimdi bu buraya kadarki cümlemi aklınızda tutun. Şimdi ben size birazcık betondan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Beton sahaya gelir,
sahaya geldiğinde sıvıya yakın bir formdadır. Biz bunu kalıplara doldururuz ve ardından da bunun yani tamamına yakın bir mukavemet kazanması, dayanım kazanması yaklaşık 28 günlük bir süreçtir. Bu 28 gün boyunca bunların havuzları var. Kür havuzu deriz biz bunlara. Bu kür havuzlarına bebek gibi bakılırlar bunlara. Numuneler bizim böyle çıkıyor. Ancak bu 28 gün içerisinde şu an o kadar çok deprem oluyor ki. Yani benim kafamdaki asıl soru şu. Bu 28 gün içerisinde bu betonlar daha dayanımını tam olarak kazanmadan irili ufaklı belki de pek çok depreme maruz kalacaklar. Pek çok yatay yüke maruz kalacaklar. Dolayısıyla aslında benim endişelendiğim asıl nokta bu. Yani süre konusu yani 7 ay olmaz, 12 ay olur, 15 ay olur. Bir şekilde olağanüstü bir çalışmayla belki aşılabilir. Ama yapı kalitesi sağlanamaz bu ortamda diyorsunuz. Yani burada bir şüphem var açıkçası. Ve çünkü betonun içerisinde öngörülemeyen hasarlar, tahribatlar, çatlaklar oluşabilir. Çünkü düşünsenize biz yapıyı tasarlıyoruz. 28 gün geçiyor. Kaç 28 gün geçiyor? 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor. Dayanımını sağlamış oluyor artık bu beton. Yani sizin tabirinize katılaşmış oluyor artık. Yani tüm gücünü almış oluyor. Ve bunun akabinde dahi bir depremle karşılaştığında sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz betonda ki bu beton daha 3 günlükken belki bir sorunla karşılaşacak. Ve sürekli olarak bir deprem yüküyle karşılaşacak. Yani bu ben bu konuda bir açıkçası risk görüyorum. Tabii ki aslında projeleri de görmedik. Konuşmak için belki erken, belki hafif çelikle projeler yapılacaktır. Belki daha farklı bir sistem kullanılacaktır ama zannetmiyorum. Yani çok yüksek bir ihtimalle betonarme olacaktır yine o sistemler. Dolayısıyla burada böyle bir risk görüyorum. Umarım buna dair bir önlem alınır ve yani benzer senaryolar yaşamayız. Umarım bu konuda uyarı yapan bilim insanları dinlenir diyelim o zaman. Bunu umalım en azından. Peki yapı maliyeti ve konut ihtiyacı birlikte düşünüldüğü zaman bu deprem konutları için en makul yol hangisidir? Ne tür yapılar yapılmalıdır ve hangi yol izlenmelidir? Yani artık bu kadar deprem olduktan sonra yapı maliyetini artık ikinci planla, üçüncü planla hatta belki planlarımızın arasına bile katmamamız gerekiyor. Bizim artık kaybedeceğimiz... O biz değiliz, biz katmıyoruz. Keşke katmasalar. Evet, yani kaybedecek artık tek canımız daha yok. Dolayısıyla yani maliyeti göz ardı ettiğinizde de tabii ki pek çok sistem karşımıza çıkabilir. Ancak benim gönlüm biraz daha yatay mimariden yana. Çünkü zaten deprem bölgesindeki tespitlerimizde, en azından bizim Malatya bölgesindeki tespitlerimizde, yani yatay yapılarda çok eski dahi olsa, yani az katlı yapılarda çok eski dahi olsa bir şekilde insanlar onun içinden canlı çıkabilmiş. Evet. Ve bu bence oldukça iyi bir tablo. Dolayısıyla şimdi yeni yapılarımızla, yeni yönetmeliklerimizle, şu anki malzeme kalitemizle yatay mimariye yönelirsek çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Tabii ki yatay mimarinin bize getireceği maliyet konusunda dezavantajlar var. Yok değil. Nedir onlar? Tabii ki yatay mimariye döndüğünüz anda çok büyük bir alana yayılmanız gerekiyor. Bunun altyapı sorunları olacak, altyapı giderleri, bir altyapı maliyeti. Yani kurulum aşaması gerçekten biraz maliyetli olacak. Ancak özellikle deprem bölgelerinde artık buna dönmemiz gerekiyor. Yani artık deprem bölgesinde 15 katlı binalar, 20 katlı binalar, hatta bırakın bunlara 7 katlı binalar, 8 katlı binalar bile bence lüks. Olmamalıydı zaten. Bundan sonra bakalım kaç katlıya kadar izin verecekler. Biraz önce şantiye şeflerinin bulunması ile ilgili, inşaatların şantiye şefi bulundurmadığı ile ilgili ve yapı denetiminin yaptırılmadığı ile ilgili ifadeleriniz olmuştu. Şimdi bir izleyicimiz mesaj göndermiş, diyor ki ben inşaatçıyım, yapı denetim yeterince denetlenmiyorlar. Demire, betona hiç bakmıyorlar. Şantiye şefleri bir veya iki yıllık tecrübeli deneyimli değiller. Sonucu da böyle oluyor demiş Zeynel Bey. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi az önce aslında zincirin halkalarından tek tek bahsediyordum. Zincirin o yapı denetim halkasına geldiğimizde ise şimdi bundan 4 yıl öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam Murat Bey beni düzelsin, 2019 yılında sanırım havuz sistemine geçmişti yapı denetim sistemi. Havuz sistemine geçene kadar şimdi şöyle oluyor. Diyelim ki Aslı Hanım, sizin bir arsanız var ya da bir işte tek katlı iki katlı eviniz var. Siz bunu müteahhit firmaya vereceksiniz ve diyorsunuz ki bana 3 tane 2 tane neyse dairemi ver ama benim cebimden 5 kuruş çıkmasın, ne yapıyorsan yap. Şimdi hal böyle olunca müteahhit firmalar da oradan yapı denetimlerle bir ticari ilişki içerisine giriyorlardı. Yani yapı denetim firmasını müteahhit firma yapı sahibi adına, yani sizin adınıza buluyordu. Onunla sözleşme imzalıyordu ve dolayısıyla yani
reel olarak bakalım, siz para aldığınız bir yeri sağlıklı bir şekilde denetleyemezsiniz. Dolayısıyla da zaten evet, belki yapı denetim sistemi hayatımıza girdikten sonraki süreç için bile yıkılan binalarımız çok azalmış olabilir. Ancak yine de o sistemde bir kopukluk vardı. Şimdi 2019 itibariyle havuz sistemi hayatımıza girdi. Havuz sistemi nedir? Artık müteahhitle yapı denetim arasında bir ticari bağ yok. Havuzdan rastgele iş düşüyor yapı denetimlere ve bu yapı denetim gidip bu firmayı denetliyor. Ancak şimdi de şöyle bir handikap oluşmaya başladı. Nasıl olsa iş bize geliyor havuz sisteminden algısıyla vatandaş iki tane personelle 50 tane şantiyeyi denetlemeye çalışıyor şu anda da. Yani şu anda size gelen mesajdaki beyefendinin demek istediği de çok yüksek bir ihtimalle budur. Şimdi iki tane mühendisle iki tane mimarla 50 şantiye denetlenmeyeceği için tabii ki denetim hataları da başlıyor. Yani aslında işin özeti şu aslanım. Özellikle denetim mekanizmasını piyasanın eline bırakamazsınız. İnşaat piyasasını kesinlikle piyasanın eline bırakamazsınız. Ama işte yapı denetimler şu an kardan kar edeceğiz diye, yani daha çok para kazanacağız diye. Şu anda zaten haberlerde görüyorsunuzdur. Diploma kiralama ilanları, şunlar bunlar. Her taraftan sistem tamamen aksıyor ne yazık ki. Dolayısıyla bana kalırsa yapı denetim sistemi artık tamamen kamunun eline geçmeli ve piyasanın esiri olmamalı. Yani evet. Zeynep Bey'in dediği de ancak bu şekilde çözülebilir. Bakalım o da ne kadar sürede, biz bu iş ahlakına ne kadar sürede adapte olacağız ve ondan sonra zannedersem sağlıklı yapılarda oturmayı hak edeceğiz ülkece. Sevgili izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Ayrılmayın, birbirinden ilginç sorularla devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi kısa bir aranın ardından ortak payda devam ediyor sevgili izleyenler. Bugün yapının uzmanlarıyla konuşacağız. Yapının dilinden anlayan uzmanlarla konuşacağız demiştik. Oldukça da akıcı, çabucak geçen bir program. Çok sayıda sorumuz var. Zaman kaybetmeden hemen Murat Bey'e sormak istiyorum. Murat Bey, az önce Emirhan Bey'e de sorduğum gibi deprem konutları için start verildi. Evet. Bununla ilgili depremden dolayı yıkıma uğramış bu alanların yeniden yapılmasıyla ilgili ve denetimlerinin gözden kaçmadan yapılmasıyla ilgili nelere dikkat edilmeli? En azından vatandaş nelere dikkat edilmesini bilmesi gerekir. Ve bunun için yeni yerleşim planları için uygun olan yapılar hangileridir? Yeni yerleşim planları için ilk adımda da ilk adımdan son adıma kadar doğru olarak ilerlemesi için neler yapılması gerekir? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki ben bir sene içerisinde konutları teslim edeceğim. Yani konutları teslim etmek çok sorun değil. Yer tespit edilir. Teknik kişiler ya da işte usta, kalıpçı vesaire girer. Onu 4 ay içerisinde de yapar diker. Mesele bu değil. Bakın Aslı Hanım. Öncelikle zaten şu an yıkılan yapıların zeminleri zaten sağlam değil. Yani sıvılaşmış zeminler. Büyük ihtimal o yüzden yıkıldı. Aynı zemine deprem konutu dikmek mümkün mü? Mantıklı değil. Zaten çoğu teknik arkadaşlarımız özellikle Hatay'ın ve Antakya tarafındaki bölgenin taşınacağını söylüyor. Yani öncelikle bakın zemin etütlerinin yapılması lazım. Ne kadar sürer zemin etüdünün yapılması? Yani tabii yani yapıların büyüklüğüne göre. Bir ilçeyi taşıyacak sonuçta. Yani yaklaşık yani tabii bunu jeoloji mühendisleri çok da iyi bilecek ama en az bir 5-6 aylık bir süreç gerekecek. Sadece zemin etütleri. Çünkü zemin etütleri yapılacak, sondajlar yapılacak. Belki bazı yerlerde çok fazla sondaj yapılacak. Yani bazen en ufak çaplı inşaatlarda bile minimum yaklaşık 9-10 metre derinliğinde sondajlar yapılıyor. Ve bu sondajların sonucunda raporlamalar yapılacak. Teknik kişiler bununla ilgili bilgiler, sonuçlar elde edecekler. Şimdi bunlardan sonra bakın diğer önemli konu şu. Yani sosyal donatı alanlarının oluşturulması lazım. Gerekli rekreasyon alanlarının oluşturulması lazım. Yani sadece ben yaptım oldu demekle olmaz. Dolayısıyla ben deprem bölgesi için yeni yapıların bir sene içerisinde ben biteceğine inanmıyorum açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımız bu taahhütü verdi. Ama en azından yapılırsa eksik olacağını düşünüyorum. Az önce Emirhan Bey de çok iyi ifade etti. Bakın artçı depremler devam ediyor. Şimdi bu arada artçı depremler devam ederken siz oraya beton döktüğünüzde ve orada oluşan sarsıntıdan dolayı yapı mukavemetini kaybedebilir. Yani
yapıyı bağlayan kiriş ve kolon dediğimiz o bağlantı noktalarında hasarlar tespit edilebilir, söz konusu olabilir. Yani yeni yapı yapayım derken aslında yeni yapmış olduğunuz yapıların hasarlı olmasını da önünü açmış oluyorsunuz. Yani arçılar sürerken Emirhan Bey'in de söylediği evet, gibi arçılar sürerken orada bir inşaat yapmak uygun değil. Değil, kesinlikle bunun yerine değil. Ne düşünmeliler? Prefabrik evleri mi düşünmeliler ilk etapta? Yani en azından bunun yapılması lazım şu anda. Yani yani bir yaşam alanının oluşturulup yapıların işte özellikle o zemin etütlerinin sondajlarının yapılıp gerekli sosyal alanların oluşturulup ve teknik, bakın tekrar ifade edeyim, bilime inanan teknik insanlarla bu yola çıkılmalı. Peki bilime inanan teknik insanları bulduk diyelim. Evet. Onlarla yola çıktık. Bu inşaatların deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılabilmesini denetleyip artık bir canın dahi kaybolmayacağı şekilde bu binaların yapılması ilk zincirden son zincire kadar nasıl mümkün olsun? Vatandaş buna nasıl güvensin? Yani çok basit. İşte öncelikle jeoloji mühendislerinin raporlarını hazırladıktan sonra mimarların bununla ilgili donatı alanlarını oluşturması, tasarımlarını yapması gerekir. Daha sonra inşaat mühendislerin binaların mukavemeti ve statiği ile ilgili çalışmalar yapacak ve bu çalışmalar neticesinde de yapılar zaten ortaya çıkmış olacak. İnsanlar zaten bunu görürse inanırlar. İnsanların aslında inanmadığı, ciddi hayal kırıklığı yaşadığı tek bir şey var. Her şey kadere bağlayan insanlar olduğu için insanlar güvenmiyor ve inanmıyor artık. Evet, elbette biz kadere inanan insanlarız ama neticede yani bir şeyi önce bir yapmak lazım. Yani önce bir yapıyı sağlam yapacaksın, daha sonra kadere inanacaksın. Şimdi bu yokken sadece yapılan bütün eksiklikleri, hataları görmezden gelip her şeyi kadere bağlamayı ben çok mantıklı bulmuyorum. Yani maalesef yani, bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Yani körü körüne itaat var. Çalışan kişiye yanlış bir şey yaptığında neden bunu yanlış yaptığını diye sorarsınız. Ben bilmem amirim bilir der. Evet. O ben bilmem şefim bilir der. En son en üste gider. O da ben bilmem Allah bilir der. Ve bu şekilde maalesef ülkemizde çalışmalar maalesef bu şekilde yürüyor. Hı hı. Ben inanıyorum ki bu düzelecek ve bununla ilgili bilimle hareket edecek, bilime inanan, teknik konularda çok çok donanımlı bizim arkadaşlarımız var. Bunlarla ülkenin daha iyi, daha refaha kavuşacak bir seviyeye geleceğine inanıyorum. Peki bir senede olmasa da bu mümkündür, bunun için yeterli donanıma sahibiz diyorsunuz. Emirhan Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Özellikle İstanbul başta olmak üzere bütün ülkede depremler olurken insanların aklındaki tek soru binamız depreme dayanıklı mı? Bunun için deprem dayanıklılık testi yaptırmaları gerekiyor. Bu testi nerelerde yaptırabilirler? Maliyeti ne kadardır aşağı yukarı? Çünkü vatandaşın cebinde malum enflasyondan dolayı para da pek kalmadı. Ama diğer taraftan da bazı binaların güçlendirme, bazı binaların da yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bunların tespiti için vatandaş nereye başvurmalı? Şimdi bu konuda aslında iki ana yol var diyebilirim. Şimdi ilk olarak binanız hakkında sadece fikir edinebilirsiniz. Bununla ilgili hızlı tarama testleri var. Bununla ilgili pek çok profesörün, pek çok kurumun tezleri var. Bu nedir? Bir eksik gelir. Yaklaşık olarak sizin binanızı yapısal açıdan inceler, yapısal açıdan değerlendirir. Yani örnek veriyorum, binanızda bir takım biz düzensizlik deriz. Bu düzensizliklerin olup olmadığına bakar. Örnek veriyorum, kısa kolon diye bir şey. Kısa kolon nedir? Bodrum katlarımız ışık alsın diye bir bant pencere yapılır. Bu bant pencere kolondan kolona kadar yapılıyorsa ve en baştan bu hesaplanmadıysa bu şekilde, örneğin burada bir kısa kolon oluşturulmuş olur. Bu kısa kolon aslında kolonun boyuyla alakalı değildir. Kolonun sonradan kısalaştırılmasıyla alakalı. Yani bunun gibi pek çok teknik açıdan değerlendirerek binaya belli bir puan verirler. Hı hı. Buna hızlı tarama testleri deriz ve binanız hakkında fikir sahibi olmuş olursunuz. Bir de bunun yanında İşte performans analizi dediğimiz, yani binanız hakkında kesin sonuçlar elde etmenizi sağlayan bir yöntem var. Tabii bunun da, yani buna biz tahribatlı yöntem diyoruz. Tabii binanızdan karot alınması gerekiyor, işte bazı sıyırma testlerinin yapılması gerekiyor, bir takım şeyler var. Ve bunların ardından da bir mühendisin ofisinde bu verilerle birlikte sizin planınızla, yani kalıp planınızla, işte sizin oradaki mevcut
binanızla birlikte bir değerlendirme yapması gerekiyor. Buna göre bir güçlendirme önerebilir veya bir yeniden yapılaşma önerebilir. Yani burada iki yöntem var. Şimdi riskli yapı konusuyla performans yapı analizi konusunda da aslında bir ayrım var sektörde. O da şöyle bir şey. Doğrudan yapınızı riskli yapı tespiti yaptırabilirsiniz. Yani bu ne oluyor? 6306 sayılı kanun kapsamında. Yani bizim vatandaşımızın kentsel dönüşüm diye bildiği şeyin bir parçası aslında bu riskli yapı kavramı. Yani siz bir parsel bazında eğer kentsel dönüşümü umut ediyorsanız buna biz aslında riskli yapı diyoruz. Dolayısıyla riskli yapı analizi yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili de bakanlığın lisanslandırdığı kurumlar aracılığıyla bunu yaptırabilirsiniz. Yani bunun için de çevre ve çevreciliğe başvurabilirsiniz veya doğrudan bu kurumlarla da iletişime geçebilirsiniz. Bunlar web sitesinde yayınlanıyor bu arada, çevre ve çevrecilik web sitesinde. Ama bunun dışında bir de hani doğrudan resmi bir şekilde biz riskli yapı kapsamını sokmayalım. Ancak bina hakkında fikir edinelim diyorlarsa da yine mühendislik firmalarından destek alabilirler ve bu konuda da yine tahribatlı yöntemlerle, yani karot olarak ve diğer yöntemlerle binalarının analizlerini yapabilirler. Buyurun. Binaların analizi yapıldıktan sonra da güçlendirme mi yoksa yıkıp yeniden yapma mı, bunun olmasına karar verilip harekete geçmeleri gerekir. Tabii bu konuda da mühendisin aslında önerilerine dikkate almak gerekiyor. Maliyet konusunda çok net bir şey söylemek çok mümkün değil. Yani burada kat sayısı, daire sayısı ve buradaki mevcut yapının bir projesinin olup olmadığı veya işte sıfırdan hazırlanıp hazırlanmayacağı gibi pek çok aslında değişken var. Tabii bu şehirden şehire, piyasadan piyasaya da değişeceği için şu an bir rakam telaffuz etmek çok da doğru olmayacaktır. Yani her halükarda vatandaş bir masrafın altına girecektir diyorsunuz. Muhakkak. Yani muhtemelen de kayda değer bir masrafın altına girecekler. Tabii ki can daha önemli olduğu için bunu da gözleri belki görmemesi gerekiyor. Dediğiniz gibi artık maliyeti arka plana atmamız lazım. Evet. Peki ben hazır özellikle İstanbul'daki binalardan bahsetmişken imar yönetmeliğinde madde 16'ya göre binaların bodrum katlarında konut mesken olarak kullanılamıyor. Evet. Bunların ticarethane ve bunların da işte duman, ateş vesaire çıkarmayan, koku çıkarmayan ticarethaneler, eczane gibi, bakkal gibi, market gibi olması gerekiyor. Ama İstanbul'da gerek maliyetinin daha az olması, daha erişilebilir olması, gerekse konut ihtiyacının çok olması nedeniyle ve diğer illerde bodrum katlar mesken olarak kullanılıyor. Evet. Hatta İstanbul'da kotlar var. Kot 1, kot 2, kot 3, kot 4. Ve bir deprem esnasında bu insanlar en riskli grupta bulunan insanlar. Evet. Peki bununla ilgili bu insanların bodrum katlarda yerleşmesi bugün hukuki mi? Yasal mı? Onların orada yerleşmesi yasal değilse burada yaşayan milyonlarca insan ne yapsın? Yani yasal değil çünkü yasa var zaten. Şimdi 1 Ekim 2017'de zaten yasa çıktı. Evet. Yani siz bodrum katları iskan edemezsiniz diye yasa çıktı zaten. Yani bu kot dediğiniz işte arsanın eğimiyle ilgili bir durum. Siz trotuar, yani yoldan aşağıda kot eğip ciddi anlamda eğim varsa işte birçok ilgili idare, yani belediyeler özellikle İstanbul'da işte -2'de, -3'te bile halen iskan ediyorlar. Yani evet. Yaşam alanları var orada. Birçok daire var, bir tane de daire meskenleri var. Şimdi dolayısıyla bunun yasal olması için bir defa yönetmeliğin olmaması lazım. Yönetmelikte zaten bu aykırı, bunu müsaade edilmiyor. Ama yasal değilse bunun tapusu var. Vergisi işte ödeniyor. Ona geleceğim Aslı Hanım. Bakın şimdi aslında işte yönetimin o kadar çok hataları ve eksikleri var ki Aslı Hanım. Evet, çok iyi ifade ettiniz. Aslında yani zemin katın altında diye anlattığımız bu bodrum katların deprem esnasında yani neredeyse enkazın altında kalanların çoğunun cansız bedenlerine ulaşıldığı bir alan. Bizim bu 1 Ekim 2017'de yürürlüğe girerken aslında bakın o dönemlerde yanlış anımsamıyorsam İstanbul'un bazı illerinde sel felaketi oldu. Hı hı. Yani bodrumları su bastı. Hı hı. Yani bodrumları su bastığı için bu yönetmeliği çıkarttılar. Depremi düşündükleri için değil aslında. Mesela Esenyurt'ta çok ciddi problem oldu. Hı hı. İşte Eyüp'te aynı şekilde problem oldu. Ve böyle bir yönetmeliği çıkarttı. Ama ilgili idareler bakın belediyenin
1/5 binlik planları oluşturulduktan sonra, büyükşehirin 1/5 binlik planları oluşturulduktan sonra belediyeleri gönderilir. Şimdi belediyeler bunu 1/1000'lik plan olarak revize ederler. Ve özellikle müteahhitlerin talepleri doğrultusunda da yine aynı şekilde bodrum katları iskan ettiler. Mesken olarak sattılar vatandaşlara. Dolayısıyla bununla ilgili yani belediyenin yani suçlu aramak gerekiyorsa eğer kesinlikle buradaki tek suçlu belediyelerdir. Belediyeler çünkü kendi plan suçlu notlarında bunu zaten uyarladılar, bunu kullandılar. Ben bu konuda kesinlikle bahçe katlarının iskan edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hem deprem olarak ciddi anlamda hasar gören yapılarda can kayıplarına sebep olabilir. Hem de sel felaketlerinde İstanbul'da yani görüyoruz işte sosyal medyada, gerek sosyal medyada gerek ana akım medyada işte en ufak bir yağmur esnasında işte bodrum katlarımızın çoğu su basıyor. Buraların yaşam alanı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Emirhan Bey, artık son dakikalara girerken size de önemli bir soru sormak istiyorum. Bu binaları müteahhitler yapıyor. Müteahhitler yaparken işçilikten, malzemeden kısarak daha çok daire ve daha lüks konutlar yaparak daha pahalıya satma kaygıları olduğu iddiaları var. Nitekim ortaya çıkan yıkımlara baktığımızda bunda bir haklılık payı olduğunu da düşünüyoruz. Ama bununla beraber bu binaların yapımında çalışan, projesini hazırlayan ve denetleyen mimar ve inşaat esnasında çalışan mühendisleri de var. Bu mimar ve mühendislerin sorumlulukları bu noktada nerede kendini gösterebilir, uygun olmayan yapılara karşı bu insanlar ne yapabilirler? Ayrıca ülkemizdeki mimar ve mühendislerin ne kadarı depreme dayanıklı konut yapma eğitimi alıyor? Bakın, bu soruyu sorarken çok özür dilerim. Öncesinde de şunu paylaşmam gerekiyor sizinle. 2022 yılında yapılan bir çalışmaya göre deprem aktivitelerinin yoğun olarak bulunduğu ülkemizde depremin yıkıcı ve hasar verici etkilerini azaltabilmek için mühendislik mimarlık eğitiminde deprem ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konularını içeren müfredat araştırması kapsamında ülkemizde bulunan 30 devlet üniversitesinin inşaat mühendisliği ders müfredatları incelendiğinde deprem ve depreme dayanıklı yapı tasarımı olgusunu ele alan derslerin büyük çoğunluğunun seçmeli dersler kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca ülkemizde mimarlık bölümü bulunan 57 devlet üniversitesinden 28'inin ders müfredatlarında depremle ilgili derslerin bulunduğu, bu derslerin 3 üniversitede zorunlu ders kategorisinde, 24 üniversitede seçmeli ders kategorisinde olduğu görülüyor. Bu çalışmaya göre mimar ve mühendisler şayet bu seçmeli dersleri almadılarsa depreme dayanıklı yapıyı nasıl bilebilirler? Çünkü onların bilmesi eğitimleriyle doğru orantılı. Bunu bilmiyorlarsa bu eğitimi nasıl alıp da depreme dayanıklı yapı yapabilirler? Bence çok güzel bir soru. Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Bu konu aslında bizim sektörümüzdeki her vatandaşın, her teknik personelin gündeminde. Yani bir yetkin mühendislik kavramı bir dönem 99 depreminden sonra hayatımıza girmiş. Ancak bunun bir geçerliliği olmamış ve sadece bir ünvan olarak kalmış. Halbuki yeni mezun olan bir inşaat mühendisinin atıyorum 30 katlı bir projeye, 10 katlı bir projeye imza atabilmesi, bunları projelendirebilmesi yani teorik olarak belki mümkün olabilir ama uygulamada çok da mümkün değil. Çünkü pek çok hata yapacak. Yani hata yapa yapa öğrenecek. Aslında burada çok doğal bir süreç. Ancak bu hataları bu kadar riskli projelerde öğrenmesi çok doğru değil. Örneğin 2 yıllık, 3 yıllık bir staj süresi olsa, örnek veriyorum, bir mühendis eğer proje alanında kendini geliştirecekse ve bir proje bürosunda, bir mühendislik ofisinde 2 yıl, 3 yıl staj yapsa ve bunun ardından çok ağır bir sınava girse, bu ağır sınavı geçerse eğer projeye imza atma yetkisi olsa ve aynı şekilde bu durum şantiye mühendisleri için de yine aynı şekilde. Ancak günümüzde baktığımızda ne yazık ki inşaat mühendisliği bölümü yılda 10 bin mezun veriyor. Mimarlık bildiğim kadarıyla 6 bin mezun veriyor her yıl. Yani her şehire üniversite kuruldu, her şehirde mezun veriyoruz. Dolayısıyla tabii ki yani nasıl 450 bin müteahhit olmasını eleştiriyorsak şu anda da yılda 10 bin inşaat mühendisi mezunu verilmesini de eleştirmeliyiz. Yani sayı arttıkça ne yazık ki nitelik yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bunun da çözümü az önce de dediğim gibi yetkin mühendislik gibi kavramların hayatımıza girmesi olacaktır. Çünkü şöyle düşünün, bir inşaat mühendisi ünvanını aldığınız anda
artık sizden beklenti şu, her yere imza atabilir, her şeyin işte her şeyin en iyi bilir kişisi olur. Öyle değil ama işte yani işin realitesine baktığımızda bir branşlaşma söz konusu olması lazım. Ve yani kişinin kendini geliştirdiği alanda yükselmesi ve o alanda imza atabilmesi lazım. Halbuki şu anda bir inşaat mühendisi bir su projesine de imza atabiliyor. İşte inşaat, normal yapı, konut projesine de imza atabiliyor. Karayol projesinde de çalışabiliyor ama bunların aslında hepsi farklı bir branş. Yani bunu bir doktorluk gibi düşünebilirsiniz. Örneğin doktorlukta bir staj süresi vardır. Ama bir inşaat mühendisinde staj süresi yani toplam 40 gün, 45 gün geçmiyor bildiğim kadarıyla. Halbuki bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani eğitimin aslında okul kısmından sonra da devam etmesi gerekiyor ve bu uygulamalı eğitim gözüyle de bakabilirsiniz bu sürece. Bunun ardından kişinin imza yetkisini alabilmesi gerekiyor. Peki, diyorsunuz ki eğitim sadece okulda değil, uygulamalı olarak sahada da bunu öğrenebilir. Yalnızca dikkat edilmesi gereken, bu kişilere proje sorumluluğu vermek yerine yardımcı mühendis gibi bir süre kendisini geliştirmesi, tecrübe kazanması, onun ardından bu sorumlulukların onlara devredilmesi diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, yani okuldaki eğitim tabii ki çok önemli. Onu kesinlikle göz ardı etmek mümkün değil. Ancak okuldan çıkar çıkmaz da doğrudan büyük konut projelerine imza atması ya da işte farklı yerlerde yani bir uygulamada bir stajını bir görmesi lazım. Onun bir sahada pişmesi lazım. Yani biz öyle deriz. Bu aşamaları da mutlaka atlatıp ardından da bir sınav aracılığıyla yani bu sınavı geçerse eğer bu yetkileri alabilmesi lazım. Peki. Murat Bey, sizin de son sözlerinizi alalım. Son 5 dakikaya girdik. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle katıldığım için size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Tabii maalesef ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Maalesef sadece işi kadere bağlayan, bununla ilgili bir yol almaya çalışan maalesef bir yönetimle bir yürüyoruz bakalım. Yani Allah sonumuzu hayır etsin, öncelikle onu ifade edeyim. Ve şuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Biz ülkece eğer kalkınacaksak, ayakta duracaksak, yöneten kişilerin bilime inanan, demokrasiye inanan, cumhuriyete inanan insanların olması gerektiğine inanıyorum. Ben söylemek istediğim bu, açıkçası söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki, eleştireceğimiz o kadar çok nokta var ki. Ama kesinlikle. Maalesef bu konuda maalesef bizim ülkemizde teknik insanlara da çok ciddi anlamda değer verilmiyor, önem verilmiyor. İşte az önce ifade ettik, yani eğer bir, bakın deprem esnasında, yani deprem olmuş, 2 gün geçmiş, 3 gün geçmiş, bir üniversitenin dekanını siz, ya yani mimarlık dekanını siz ilahiyat fakültesinden birini getirirseniz, Ders almadığımız anlamına geliyor bu maalesef. Dolayısıyla ben bunların düzeleceğine inanıyorum, inanmak istiyorum, az önce onu ifade ettim. Umarım iyi olur. Teşekkür ederiz katıldığınız için de. Yorumlarınız için de. Emirhan Bey, sizden de son sözlerinizi alayım. Size de çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız, bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Yani kendi çerçevelerimizden sektörün eksiklerini, düzeltilmesi gereken noktaları dile getirmeye çalıştık. Yani bizdeki asıl problem aslında ahlak konusu. Yani ahlakta olduktan sonra aslında pek çok konuyu aşabileceğimize inanıyorum. Evet. Yani az önce de mesela yeni mezun bir mühendisin işte direkt imza atması konusunu eleştirdim, ancak şu an bu yıkımların ardından sonuçları göreceksiniz. Çoğu kusurun belki de projelerde değil, doğrudan uygulamada olduğunu göreceksiniz. Ve Allah aynı acıları tekrardan milletimize yaşatmasın. Ama ders almadığımız sürece bu tablo da içimdir. Ne yazık ki aynı sınava çalışmadan tekrar girmenin bir anlamı yok. Sonuç bellidir. Çok teşekkür ediyorum size de katıldığınız için. Sevgili izleyenler, bizler programın başında deprem tahmini uzmanı Kadir Sütçü ile mevcut depremleri değerlendirdik. Depremlerin süren olduğunu, bir süre daha devam edeceğini ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğini, zaten uzmanlar da bu sene deprem senesi demişlerdi. Kendisi de aynı şekilde ifade etti. Bununla beraber yapıların depreme dayanıklılığını veya dayanıksızlığını mimar Murat Yılmaz ve inşaat mühendisi Emirhan Aydın'la değerlendirdik. Bu binalar yapılırken meydana gelen, yapılan hatalar ve usulsüzlükleri konuştuk. Depremin, sıradan bir doğa olayı olan depremin nasıl bu kadar can alan bir canavara evrildiğini bu binalar sayesinde, işte bunları konuştuk. Konuştuk da dinlemeyip kulaklarını tıkayanıyla,
dinleyip anlamayanı ile, anlayıp sessiz kalanı ile sevgili ülkem. Bolluk bereket içinde yaşaması gerekirken, ayaklarının altındayken bu bolluk bereket, yoksulluğu kader sanan canım ülkem. Mutlulukların en güzelini hak ederken, en acı ölümlerle sarsılan ülkem. Yavuz hırsızın ev sahibini bastırdığı ülkem. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe sözündeki kuzgunlarla imtihan olan ülkem. Yarın daha iyi olacak, ekonomiye uçacak sözleriyle kendini avutup uçkunlarda kalan ülkem. Yedi düvele karşı durup kurduğu bu cennet vatanın nasıl böyle yıkıldığına hayret etmeyen ülkem. O kadar güzel uyuyorsun ki bu yıkıntının içinde. Uyandırmaya kıyamıyor insan. Sadece iyi geceler dileyebiliyor. İyi geceler güzel ülkem.